Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hakkı hamdihi ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd fe ya ibadallah inne asdaqal hadisi kitabullah ve inne hadyi eftalel hadyi hadyi Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ve khayrel şerrel umuru muhtesatuhâ ve küllü bid'atin dalale ve küllü dalaletin finnar. Ebi senedin muttasilin ile nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellem gal men gâme leyletel gadri imanin ve ihtisaben gufre lehu ma tegaddeme min zembi. Sadaka Resulullah fîmâ gal ev kemâ gal. Evvela Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu için bütün peygambera nizam hazaratının evlad, ezvac, eshab ve etbaının tüm meşayih-i kiram ve ulema-i azam hazretlerinin ve hepimizin aba ve ecdadımızdan gelip geçen mümin ve müminatın kafi ehli imanın ve ehli İslam'ın ruhları için üçer ihlas birer Fatiha-i Şerif okuyalım. Bu gece bin aydan daha kıymetli olan Kadir Gecesi. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu gece hakkında kıyamete kadar okunacak olan bir sure indirdi. Kadir Suresi. Bu surede Cenab-ı Hak kısa manasını vereyim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadir. Biz o Kur'an'ı kıymetli bir gecede indirdik. Ve mâ edrake mâ leyletil kadir. Kıymetli geceyi sen ne anlasın? Sana ne idrak ettirdi Habibim? Leyletül Kadir hayrun minel şer. O kıymetli gece bin aydan hayırlıdır. Melekler o gece inerler, ruh da o gece iner. Ama Rablarının emriyle inerler. Bütün vazifelerle donatılmış oldukları hal. Bütün melekler yeryüzüne gönderiliyorlar. Cebrail aleyhisselam da onlarla beraber. Ama müdebberat olan meleklere görevleri teslim edilmiş olduğu hal. Her meleğin kendine ait görevi var. Büyük meleklerin büyük görevleri var. Küçük meleklerin küçük görevleri var. Her melek kendisine ait min küllem ki bütün işler kendilerine tevdi edilmiş olduğu halde bu gece o melekler inerler yeryüzüne. Fecir atıncaya kadar Allah-u Teala'dan bu gece bir selamdır. Surenin manası bu. Bu geceye Kadir Gecesi denmesinin sebebi haddi zatında Kadir kıymet demektir. Kadir Kadir-i mutlak bir Allah tarafından çok kıymetli bir kitabı, çok kıymetli bir meleğinin, melek Cebrail'in dilinde, çok kıymetli bir peygamberine, çok kıymetli bir ümmetine gönderdiğinden dolayı bu geceye Kadir Gecesi demiş. Evet, hepsi kıymetli. Bu geceye kıymetli verilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kim bu geceyi iman ile mükafatını Hak Teala'dan bekleyerek, umarak ayakta geçirirse, uyanık geçirirse, ibadette geçirirse, geçmiş olan günahları bağışlanır. Ve men sâme Ramazan'a imanın ve ihtisaben, aynı hadis-i şerifin devamı Buhari'de, kim Ramazan-ı Şerif'i aynı duygularla beraber yerine getirir tutarsa, geçmiş olan günahları bağışlanır. Tabii ki burada bağışlanacak günahlar, kul hakkı olmayan günahlardır. Kul hakları bağışlanmaz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri böyle bildirmiş. Ben geri gelmeden evvel söyleyeyim onu söyleyecektim. Şimdi söyleyeyim. Geldi. Fahreddin Razi Hazretleri'nin bir mütalası var bu geceyle ilgili. Diyor ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kitabında, Kur'an'ında büyük müjdeler vermiş. Bunlardan bir tanesi hayrı bol olan kıymetli gecedir. Kadir gecesidir. Ne kadar hayır verdiğini de biz bilmiyoruz.
Allah verecek, ne kadar. Bir de tehdit vardır kitabında. Kitabında şu tehdit vardır ki, şu uyarı vardır ki, günahı kebire sahibine, büyük günah işleyen kişiye cehenneme gireceğine dair de vaadi vardır. Günahı kebairi işleyen kulunun da cehenneme gireceğine dair vaadi vardır. Bir adam yüzlerce Kadir Gecesi ihya etse, bir arpa tanesi kadar başkasının hakkı üzerinde varsa ondan kurtulamaz. La yahlusuhu an zalikel azab. Cehennemin azabından bu Kadir Geceleri onu kurtaramaz. Hatta bir tat fihi habbeti vahiyetin. Bir arpa tanesi kadar kul hakkı varsa o haktan dolayı bu geceleri ihya etmekten dolayı kurtulamaz. Burada şunu anlayacağız. Bir Kadir Gecesi kutlayacağız, bir Mevlid Gecesi kutlayacağız, bir Berat Gecesi kutlayacağız. Anamızdan doğduğumuz gibi tertemiz olacağız. Hiçbir şey kalmayacak. Allah-u Teala ile kul arasındaki günahlar bağışlanırsa bağışlar. Allah bağışlar mı bağışlar? Kul haklarına bağışlanmıyor. Adaletsiz diyoruz. Kul haklarını Allah alacak. Kimden? Sahibinden ürüne verecek. Dolayısıyla bunu söylememizin, bilmemizin çok mühim bir şeyi var. Bu geceler küllü külleyen kişi hemen doğru cennete yok. Bir Müslüman her şeyi kendi yerinde görmek zorunda ve mecburiyetinde. Her şeyi. O bakımdan dolayı bu gecelerin de kıymetinin ne olduğunu evet biliyoruz kıymetli fakat kul hakların ne demek olduğunu da öğrenmemiz lazım. Neyse devam edelim şimdi. Kim bu geceyi inanarak, hesap ederek ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Bu geçmiş günahları kendisinin mali ayanileridir. Hukukullah olan namazlar hariç, hukukullah olan oruçlar hariç, hukukullah ve hukuk-ı ibad olan zekatlar hariç, hukukullah olan hac hariç, yani hukukullah olmayan şeyler günahları bağışlanır. Bunlar Allah-u Alem kerahati tahrimi veya tenzihi diye adlandırdığımız günahlardır. Bunları Allah-u Teala ve Teala Hazretleri bağışlar, affeder. Evet, bu gece nasıl ihya edilmesi lazım? Süfyan-ı Sevr Hazretleri diyor ki bu gece Allah-u Teala'ya yalvarıp yakarmak namaz kılmaktan daha faziletlidir. Bu gece yalvarıp yakarmak Allah-u Teala ve Teala Hazretlerine namazdan daha kıymetlidir bence diyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Davud Aleyhisselam'a vahyediyor. Vahyediyor ki bu da bizim hadis kitaplarından Ebu Bekir el-Beyhaki Hazretleri'nin kitabında Enimül müznibine ehabbü ileyye min surafil siddiqin. Günahkarların günahlarından dolayı günahları işlediklerinden dolayı ızdırap duyduklarından dolayı iniltileri bana sıddık insanların feryadından daha sevimlidir. Eninül müznibin, günahkarların inlemesi, onların sızlanması, günahı var diye kendini helak etmesi, ehabbü ileyye, bana daha sevgilidir Cenab-ı Hak diyor. Min surahı siddiqin, sadıkların, sıddık kime diyor? Ebu Bekir Efendimiz'e sıddık deniyor. Kim o dereceye varmışsa sıddık işte. Sıddıkların feryadından daha kıymetlidir günahkarların inlemesi bana. Ne demektir? Demek ki bir mümin birinci vazife tevbe etmek. İşlemiş olduğu günahlardan tevbe etmek. Şartlarına uygun olarak. Kul hakkı varsa kul haklarını vererek. Bir. Allah-u Teala'nın hukuku geçmişse namaz, oruç, emsali şeylerse kaza edecek. İki. Yerine gelecek. Ondan sonra kişi işlemiş olduğu günahlardan, bu günahlar için de aynı zamanda işlemiş olduğu günahlardan dolayı inleyecek. Gözyaşı dökecek seherlerde. Feryat edecek. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerini kendisini affedilmeye çalışacak. Allah bizi affedilenlerden eylesin. Evet. Birincisi budur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe Sıddık'a validemiz. Ben o geceye ulaşırsam hangi duayı yapayım, ne diyeyim? Ey Allah'ın Resulü diyor.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hepinizin bildiği gibi ey Siddik, Siddika, Allahümme inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anni. Ey Rabbim sen afuvsun, yani affedensin, affı seversin, beni de affetti. Böyle dua et diye Ayşe validemize, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle nasihatta bulunmuş. Böyle nasihatta bulunmuş. Evet, bir kişi ister bu gece değil, bütün geceler, bütün gündüz günahları envanterine çıkaracak, gözünün önüne alacak, sevabını, günahı, neyse bir gözden geçirecek, neleri var, neleri yok. Kul hakkı varsa götürüp iade edecek. Hukukullah varsa kaza edecek. Efendim, daha başka günahları varsa şayet onlara da Allah-u Teala ve Teala Hazretlerinden mağfiret dileyecek. İkincisi bu gece zikir ile, ibadet ile geçirilecek. Zikir ile, ibadet ile geçirilecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Men şagalehu zikri an mes'eleti ateytuhu eftere ma utiyes sailin. Bir adam zikir yapar da benden istemeye fırsat bulamazsa. Adem öyle ki zikire dalmış zikir yapıyor. Allah-u Teala'dan daha bir şey dua etti istemeye fırsat bulamıyor. Hep zikirle meşgul. Cenab-ı Hak diyor ki ben ona isteyip de benden alanlardan alanların aldığından daha faziletlisini veririm. Zikir yapan bir insan dua etmeye fırsat bulamıyorsa, imkan bulamıyorsa bu takdirde Allah-u Teala ona veriyor ne kadar? Dua edip de isteyenlere verdiğinden daha kıymetlisini veriyor. Zikir demek bu kadar kıymetli. O kadar madem kıymetliyse bu gecede de o kadar kıymetli, daha da kıymetli. Bunu ihmal etmemek lazım. Zikir çok mühim. Bu haddi zatında gönüller bu hayatın içerisinde mülevves oluyor. Kirleniyor, pisleniyor. Gözden akanlar, elden gelenler, dilden gelenler, kulaktan gelenler, ağızdan gelenler velhasıl-ı kelam bütün bu kanallardan gönül bir havuz gibidir. Oraya toplananlarla beraber gönül kirleniyor. Bu gönülün temizlenmesi sadece namaz kılmakla olmaz. Oruç tutmakla olmaz. Hacca gitmekle olmaz, zekat vermekle olmaz. Onun yolu kirlenen gönlünün yolu, temizlenmesinin yolu zikrullah iledir. Allah-u Teala ve Teraddes Hazretleri'ni zikir. Nasıl zikir? Hakiki zikirle. Allah-u Teala ve Teraddes Hazretleri'ni hakiki zikirle beraber gönül temizlenir, hakka yaraşır, hakkın rızasına uygun bir gönül haline gelir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki bir adam kucağına, eteğine para alsa, gelene gidene taksim etse, verse, köşenin başına otursa eteği para dolu. Gelene sadaka veriyor. Bu Allah için yapıyor. Gösteriş için yapılmayan bir ibadet. Allah için para veriyor. Bir kişi bunu yapsa ve ahire yezkürül yüzkerullah bir tanesi de Allah'ı zikrediyor. Köşenin birinin başına oturmuş bir adamın bir tanesi eteğindeki paraları gelene gidene tasadduk ediyor. Bir tanesi de zikir yapıyor. Kâne zâkirüllâhi aftal. Bunların içerisinde en faziletli hangisidir? Allah-u Teala'yı zikreden. Sadaka vermek faziletlidir ama Peygamberimiz zikrin faziliyetini bize anlatmak için, öğretmek için bunu diyor. Sadaka vermek faziletli. Çok fazilet ama o şekilde dağıtılan sadakadan dahi zikir faziletli. Niye? Sadakayla beraber sen defterine sevap yazdırırsın. Zikir ile beraber ise gönlünü temizlersin. Gönlünü tertemiz eder, her işini hakka yaraşır hale getirirsin. Her işini hakka yaraşır hale getirirsin. Bu gece oldu mu, Kadir gecesi olduğu zaman Cebrail aleyhisselam meleklerden bir topluluk ile beraber yeryüzüne iner. Geldiler şimdi. İza kâne leyletul kadri nezele Cibrilü aleyhisselam fî kebgevetin minel melaike. Kadir gecesi oldu mu? Ne zamandır? Güneşin batımıyla başladı. Meleklerden bir topluluk ile beraber yeryüzüne gelir. Yusallûne alâ külle abdin gâimin ev gâidin yazkurullâhe azze ve celle. Ayakta veya oturarak Allah-u Teala ve Teala Hazretlerini zikredenlere salat ederler. O melekler Cebrail aleyhisselamın komutasında gelirler. Sabaha kadar, fecir atıncaya kadar
zikir halinde olan insanlara salat ederler. Kim yapıyor? Melekler yapıyor. Bak bizim haberimiz yok. Ama kime yapıyor? Zikir halinde olanlar. Onun için zikir çok mühim bir mesele. Hatta bir hadis-i şerifte bir adamın savaşta savaşıp kan tökmesinden zikir daha faziletlidir. Demişler ya Allah'ın Resulü işte söyle demiş ki meğerse diyor kılıcının biri kırılır öbürünü alır. Biri kırılır öbürünü alır o zaman o hariç. Zikir bu kadar mühim. Niye bu kadar mühim zikir? Yani savaş eden bir adamın savaşmasından önce zikir neden mühim? Eğer zikir ile beraber o adamın gönlü temizlenmemişse, ak pak hale getirilmemişse bu savaştan sonra o insanın yapacağı kötülüklerle beraber o gönül bir daha temizlenmez, kirlenir. Ama ak pak hale gelmişse şayet tertemiz olmuşsa o savaşın bir neticesi olur, savaşın bir bereketi olur. O savaştan bir bereket çıkar, sonundan felaket çıkmaz, sonundan husran çıkmaz. Tarihe bir bakınız, nice nice savaşlar yapılmış, kimisinden bereketler gelmiş, nice nice savaşlar yapılmış, kurtuluş adı da verilmiş. Fakat manevi haraplar, felaketler gelmiş. Niye? Gönüller temizdeydi. Gönüller temizdeydi o savaşlar yapılırken. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rızasından başka şeyler gözetilerek yapılıyor. Allah-u Teala'nın rızasından başka şeyler gözetilerek yapılırsa hiçbir şeyin kıymeti yok. Halis ibadet nedir? İçine hiçbir şey karışmayan. Allah-u Teala bizim ibadetlerimize yanlış başka şeyleri karıştırmayın. Karışmamıza fırsat vermiyor Cenab-ı Hak. Nefsimiz istese de bizim o yanlışları ibadetlerimizin içerisine karışmaya Cenab-ı Hak fırsat vermeye. Onun için bu gönüllerin temizlenmesi, ahlak-ı hamidiye ulaşılması, ona göre de kişinin hadd-i harekatını tayin ederek yaşaması her şeyden daha üstün. Size bir hadis-i şerif nakledeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu Cami-i Sagir'in şerhinde gördüm. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarından Ali Rıza çok çile çektiler. Hilafet bölgesinden uzaklaştılar. Bağdat'ta, Şam'da. Nisabur'a. Türkistan'a hicret ettiler. Zaten bugün bu tarikatların menşei ve kaynağı da oradan gelir. Hep buradan geliyor. Hicret edip gidiyor. Bir dişi katırın üzerinde kendisi. Etrafındaki adamları da işte onun bir kubbe yapmışlar şeyden. Çadır yapmışlar güneş almasın diye ihtiyar demek. Geliyor. Tabii bunun gelişini Sabur ahalisi duyuyor. Sabur ahalisi duyuyor, yollara düşülüyor. İçlerinde büyük imamlar da var. İsimleri sayılıyor kitapta. Geliyorlar. Rica ediyorlar ki şeyini aç da yüzünü görelim. Açıyor tabi. Nübüvvetten gelen nur pırır pırır. Diyorlar ki bize Resulullah'tan bir hadis rivayet eder misin? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis-i şerif rivayet etmesini istiyorlar. Diyor ki ederim diyor. Kelimetü la ilahe illallah hısni ve men galeha dehale hısni ve men dehale hısni emni azab. La ilahe illallah kelimesi benim kalemdir Cenab-ı Hak buyurmuş. Kim onu söylerse benim kaleme girer. Kim de benim kaleme girerse azabımdan emin olur. Ben bunu diyor babam Musa Kazım diyor. Babam Musa Kazım Cafer-i Sadık'tan duydu. Cafer-i Sadık babası Muhammed Bakır'dan duydu. Muhammed Bakır babası Zeynel Abidin'den duydu. Zeynel Abidin babası Hüseyin, Kerbela Şehidi Hüseyin'den duydu. Kerbela Şehidi Hüseyin babası Ali Murtaza'dan duydu. Ali Murtaza da diyor ki ben bunu iki gözümün nuru Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben de bunu Cebrail'den duydum. Cebrail de diyor ki ben de bunu Rabbim'den duydum. Haddeseni Rabbi el-İzze Subhane. Rabbul İzze bana bunu anlattı diyor Cebrail. Kelimetü la ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesi hısni benim kalemdir. Benim sırınağımdır. Femen galeha dehale hısni. Kim bunu söylerse benim kaleme, kurumum altına girer.
Ve men dehele hüsni, benim hüsnüme kaleme giren emine azab, azabımdan emin olur. Zikir bu kadar mıyım? Bu kelime aynı zamanda İslam'a giriş anahtarıdır. La ilahe illallah İslam'a giriş anahtarıdır. Bir defa akıllar kelimeyi tevhid ile beraber terbiye edilecek. Allah'tan başka ilahın olmadığı kanaatine kişi kendisini getirecek. Bu alemdeki eşyaya bakacak, kendisine bakacak, efendim yerlere bakacak, göklere bakacak, bakacak. Bu alemin tek ve yegane bir sahibi olacağına kanaat gelecek. Kanaat geldikten sonra ona ne düşüyor? La ilahe illallah. Bu alemin sahibi Allah'tan başkası değildir diyecek. Bu noktaya getirecek kendisini. Az çalışacak, çok çalışacak. Az gayret gösterecek, çok gösterecek, bunu diyecek. Bakınız, Mekkeli müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir peygamberden duydukları halde kolay kolay bu kelimeye gelmeleri mümkün olmadı. Çoğu telef oldu, geçtik etti, bir kısmı kurtuldu. Yani önce akıllar ıslah edilecek, ondan sonra gönüller ıslah edilecek. Evet. Akılların, gönüllerin ıslahı iki şeyle. Bir, ilim ile. İki, zikir ile. İlim ile büyük insanlar hep bütün ilim ile ulaşmışlar, ulaştıklarına. Zikir ile ise avam, bizim gibi insanlar diyelim. Evliyanın alimleri ise onlar başkalar. Onlar ilim ile beraber, zikir ile beraber bu mertebeyi kazanmışlar. Dolayısıyla bu kelime-i tevhid, kelime-i la ilahe illallah, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin böyle kalesidir. Onun için bunu çokça söylemek lazım. Efendimiz eftal-i zikri la ilahe illallah. Zikirlerin en faziletlisi la ilahe illallah. Allah'tan başka Allah yoktur demektir. Musa Aleyhisselam bir gün münacatında Cenab-ı Hak diyor ki, Ya Rabbi bana bir şey öğret ki bununla sana dua edeyim. Bununla seni zikredeyim. Cenab-ı Hak diyor ki, ey Musa, la ilahe illallah de. Diyor ki, Ya Rabbi her kulun bunu söylüyor. Her kul la ilahe illallah diyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ya Musa kul la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok de. Diyor ki, evet Ya Rabbi senden başka ilah yoktur ama ben diyor bana özel bir şey istiyorum senden. Yani herkesinki değil, bana özel bir şey senden istiyorum diyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ya Musa lev ennes semavati seb ve biharihinne. Yedi kat gökler ve denizleri. Demek ki göklerde denizler var. Yedi kat gökler ve denizleri. Yeryüzünün suları da gökten geldi. Bazı şeyler, uydular, bazı gezegenler sudan ibaret. Yedi kat gökler ve suları. Ve le radîne sebbihi kefetin. Ve yedi kat yerler terazinin bir kefesinde olsa ve la ilahe illallah diye kefesinde olsa ma te bihim la ilahe illallah. La ilahe illallah onların hepsinden daha ağır gelir. Sağlam bir iman böyle. Kim bunu halisen, muhlis olarak içinden gele gele herkes ihlası bilir. Dedik ihlası söylerse işte Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin o kanaatine dahil olur. Evet. Şimdi tabii bu geceyi inşallahurrahman ibadetle, zikirle, istiğfarla, tevbeyle geçireceğiz inşallahurrahman. Gücümüzün yettiği kadar. Takatımızın ölçüsünde geçireceğiz. Peki bu Kadir Gecesi'nin dışında bu gecelere denk veya bu ibadetlere denk bir ibadet daha var. Bakın şimdi bizim yolumuzda Peygamberimizin sünnetidir. Öğlen namazının farzından sonraki son iki rekatı dört rekat kılmak, yatsı namazının farzından sonra kılınan dört rekat, iki rekat sünnet-i müekkede dört rekat kılmak, Efendimiz buyurmuş ki bu Kadir Gecesi'ndeki ibadete bedeldir. Bu Kadir Gecesi ibadetidir. Yani sadece öyle bitmiyormuş. Kim bunu yaparsa Kadir Gecesi ibadeti yapmış gibi. Bu ne demek? Demek ki Kadir Gecesi kılınan namazların da kıymeti var ki Peygamberimiz Kadir Gecesi'nin namazlarına bu namazları havale ediyor. İkinci bir şey daha var. Gene
Ebu Hureyre radıyallahu teala anh naklediyor. Ben diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan duydum. Bir gün bir yerde nöbet bekliyorlarmış. Sahabe-i kiram bir yerde nöbet bekliyorlar. Askeri yürüyüşe çıkılmış demek. Bir yerde nöbet bekliyorlar. Kızıldeniz'in sahilinden bir gürültü gelmiş. Bütün millet oraya koşmuş. Düşman mı geliyor diye. Tabi o zaman istihbarat ancak kişinin kendi kulağıyla duyduğu, gözüyle gördüğü. Böyle teknoloji aletleri yoktu. Koşuyorlar oraya. Bakıyor ki bir şey yok. Millet geri dönüyor. Ebu Hureyre bekliyor orada. Diyor ki bir şey yok. Ne bekliyorsun? Diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Mevkifu sa'atin fi sebilillah. Bak Allah yolunda. Mevkifu sa'atin fi sebilillah. Allah yolunda, Allah yolunda uğrunda bir saat beklemek hayrun min kıyami leyletil kadir. Kadir gecesini ihya etmekten daha hayırlıdır. Nerede? İndel Hacer-ül Esved. Hacer-ül Esved'in yanında Kadir gecesini ihya etmekten daha kıymetlidir bir Müslümanın nöbet beklemesi. Allah rızası için. İslam'ın izzetini düşünüyor, iffetini düşünüyor, Müslümanların namusunu düşünüyor, imanını düşünüyor, dinlerini düşünüyor, kitabını düşünüyor. Topraklarını düşünüyor. Buraları düşünüyor. Ne için? İslam için. İslami niyetle beraber kişi bir saat nöbet beklese Hacer-ül Esved'de geçirilen Kadir gecesinden daha hayırlıdır. Hayrun min kıyami leyletil kadir. Kadir gecesi indel Hacer-ül Esved. Hacer-ül Esved'in yanında geçirilen geceden daha hayırlıdır o kişinin o nöbeti. Bunun için Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Osmanlı'dan ötesini söylüyorum. Onlar bu şuur ile beraber, bu düşünceyle beraber, bu fikirle beraber yaptıklarını yaptılar. Ve mükafatlarını da alarak Allah-u Teala'nın huzuruna gittiler. Onlar gönüllerini temiz etmiştiler ki savaşlarından sonra bir belaya müptela olmadılar. Bir haraba müptela olmadılar. Bir felakete maruz kalmadılar. Dinin yıkılışı gibi bir zarara uğramadılar. Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı Hak rızasına muvaffak eylesin. Pekala, bugünkü dersi bu kadar yapalım. İnşallahurrahman. Cenab-ı Hak bu gecenin hürmetine ümmeti Muhammed'e umumi merhametiyle merhamet eylesin. Hastalarına şifa eylesin. Borçlarına eda eylesin. Kafirlerin el altında, zalimlerin altında mazlum olan Müslümanlara Cenab-ı Hak acil yardım eylesin. Bizi de onlara yardım edemediğimizden dolayı mağfiret eylesin. Evet. Bir şey daha burada hadis-i şerif okuyayım gelmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Hadis-i şerifte varid olmuş. Allah-u Teala Betekaddes Hazretleri bu gece herkesi bağışlar. Ancak dört kişiyi bağışlamaz. Feyafu anhum ve erhamuhum illa arvaten. Allah-u Teala bu gece insanları, ümmeti Muhammed'i affeder, merhamet eder. Tevbe etmeyen dört sınıf hariç. Bir, alkolikler. Devamlı sarhoş. İki, ana babasına asi olanlar. Üç, Müslümanlara kindar olanlar. Kindar olanlar kafirlere değil, Müslümanlara kin tutanlar. Dört, akrabayı taallukat ile beraber irtibatı kesenler. Bunlar tevbe edip tevbelerinden dönmemişseler, Allah-u Teala ve Teala'da Hazretleri bunları bağışlamaz. Tevbe ederseler bu Allah-u Teala'ya aittir. Biz bunu bilmeyiz. Pekala, bugünkü ders bu kadar. Bugün okunan şeyleri de kardeşlerimiz okumuşlar. 52 tane hatim okunmuş. ...566.000 kelime-i tevhid çekilmiş. 182.000 salavat-ı şerife getirilmiş. ...108.000 İhlas-ı Şerif okunmuş. 7 Yasin-i Şerif, 41'er Yasin-i Şerif okunmuş. 25.000 La Havle ve La Kuvvete İlla Billah getirilmiş. 85 Fetih Sureti okunmuş. 4.444 de Selat-ı Tefriciye okumuş. Allah-u Teala okuyanlardan razı olsun.
gönüllerine göre Cenab-ı Hak ihsan eylesin, ikram eylesin. Evet, pekala. Estağfurullah el-Azim. İnşallah. Fatiha-i Şerif, Besmele ile Salavat-ı Şerife 11'er defa. Elem neşrah leke-i şerif besmele ile 3'er defa. İnne ma'arası yusra, inne ma'arası yusra. İhlas-ı Şerif Besmele ile 21'er defa. On birer defa daha ulu Allah'a hadir. Fatiha-i Şerif Besmele ile Salavat-ı Şerife 11. أعلم أنه لا إله إلا الله 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 La ilahe illallah 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 La ilahe illallah
La ilahe illallah, 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 Muhammedun Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin
min ümmihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil alemine hakkı hamdihi ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. La ilahe illallahul kerimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbul semavati sebbi ve rabbul arşil kerim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. En la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. En la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. En la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbena. Bu gecemizi bizim için hayırlı eyle. Kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz dersi, yapmış olduğumuz hatme-i şerifi, getirdiğimiz eskar-ı şerifeleri, salavat-ı şerifeleri, yapacağımız dualarımızı dergah-ı uluhiyetinde ahsene kabulle makbul eyle ya Rabbi. Ahsene kabulle makbul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu mübarek gece hürmetine ya Rabbi. Duaları kabul edilenler hürmetine ya Rabbi. Sana nazı geçenler hürmetine ya Rabbi. Senden isteyip istediğini verdiklerin hürmetine ya Rabbi. Bizlerin de dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e umum merhametinle merhamet et ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i bir birlik içerisinde topla ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i tek bir çatı altına topla ya Rabbi. Bu dağınıklıktan, bu perişanlıktan bizleri kurtar ya Rabbi. Ya Hayy ya Kayyum, ya Celcelal ya Rabbi. Hakkı hak olarak görüp hakka ittiba etmeyi, batılı batıl görüp batıldan istinab etmeyi. Cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize nasip eyle. İlahi elhimna rüştena ve aizna min şurur enfisina. İlahi elhimna rüştena ve aizna min şurur enfisina. Hasıl olan sevabın ecr-i mislini evvela Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek yolu.
bütün peygamberan izam hazaratını evlâde zâle sâfâd var. Bütün meşayih-i kirama verdiler. Hasreten tarikat-ı nakşibendiye, kadiriye, kübreviye, süheverdiye, ceşliye, ufayye, şazeliye ve bozulmamış tarikatlardan geçen meşayih-i kiramın Kur'an'ı. Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali Efendilerimizin, Selman-ı Farisi, Asim-i Muhammed, Cafer-i Sadık, Beyazid-i Bestami, Hasan-ı Karagani, Ali Faremedi, Yusuf-ı Lemedani, Hacı Abdülhalib el-Gucdivani, Arif-i Rüggeli, Mahmud Ali Mirfanevi, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Senmez, Emel Cüla, Şahin Akşibent Muhammed Bahavuddin, Damadı Muhammed Attar, Yakup Elçerşen İsa'yı, Beydillah-i Lahrar, Muhammed Zahid, Muhammed Hacı Gülemkineci, Muhammed Bakı, İmam-ı Rabbani, Maktum Muhammed Basım, Şeyh Seyfüddin, Seyyid Muhammed Bedavun, Şemseddin, Cani, Canan, Mesel, Şahabdullah Tehlif, Erraki, Esadil, Yasibul Mühidi, Zilcenahini, Fiilme-i Zahiri, El-Batıl, Mevlana, Ömür Ebdin, Hazreti Halid'in Bağdat, Hasan-ı Şamil Evradi, Ahmet Ziyaddin Gümüşhane, Hasan Hilmi, İsmail Necati, Ömer Ziyaddin, Mustafa Eysi, Hacı Hasif Serezi, Abdullah Zonani, Elhas, Hafız, Seyyid Muhammed Zahid'in Mühidi, Mahmud Esad Cenab-ı Hak, Ahmet Oğuz, İlâ ervâhi cemî meşayihina ve esâtizina minnâ ilâ Resûlillâh sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ilâ ervâhi âbâina ve âbâya âbâina ve ümmehâtina ve ümmehâti ümmehâtina ve ceddina ve ceddâtina ve ammina ve ammâtina ve hâlina ve hâlâtina ve akrabâina ve teallugâtina neseben ve sihren ve rıdâen ve usûlen ve furûa ve limennehu hakkun aleyna ve limennehu hubbun aleyna فلمن له وصانا بالخير إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر ذنوبنا وذنوبهم اللهم استر عيوبنا وعيوبهم اللهم نبر قلوبنا وقلوبهم اللهم وسع قبورنا وقبورهم واجعلنا وجعلهم من ورثة جنة النعيم في جوار حبيبك الكريم إلهي يا رب Ümmet-i Muhammed'in dertlerine derman eyle, hastalarına şifa eyle, borçlarına eda eyle ya Rabbi. Kafirlerin el altında, münafıkların, zalimlerin el altındaki müminlere yardım et ya Rabbi. Dualarımızın kabulüne malum günahlarımızı mağfiret et ya Rabbi. Bizi, evlad-i âlimizi, neslimizi, zürriyetimizi, ihvanımızı, ehavatımızı, malımızı, mülkümüzü, yerimizi, yurdumuzu, memleketimizi, şehirlerimizi, evlerimizi, binalarımızı, birliklerimizi, bedenlerimizi, ruhlarımızı, gökten gelen belalardan, afetlerden, yerden gelen belalardan, afetlerden, musibetlerden, fitnelerden, yangınlardan, baskınlardan, düşman istilasından, zelzelelerden, kötü hastalıklardan, sargın hastalıklardan, bütün şerirlerin şerrinden, kafirlerin, zalimlerin, münafıkların, müşriklerin, mürtedlerin şerrinden, şeytan aleyhillanenin, şeytanlaşmış cinnilerin, şeytanlaşmış insanların, hayvanatın, nebadatın, cemadatın, haşaratın şerrinden koru ve muhafaza ediyor. Geçen ömrümüzden gelecek ömrümüzü daha hayırlı, daha bereketli, daha afiyetli ya Rabbi. Daha afiyetliyle ya Rabbi. Daha afiyetli ya Rabbi. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifa ihsan eyle ya Rabbi. Şifa ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı derlâhu luhiyetine hasene kabulle makbul eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azaben nar. Rabbena fîlena ve li validina ve li minne yevme yevme hisâf. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على جميع الانبياء والمرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامه